Sevgili dostlar merhabalar. Uzun zamandır hastaneden, yataktan, yatak başından damdan düşenler videosu çekmedik sizin için. Ama bugün Müftü abimin böyle heyecanlı ve keyfini görünce, böyle bir sürü müteşekkir olunca dedim ki gel hadi bunu ölümsüzleştirelim. Eşik olmayın hocam. Dahisiniz. Gerçekten. Dahisisiniz. Beni baştan yarattınız hocam. Gerçekten. Size ömrüm boyunca hep dua edeceğim. Çok ve eşime, dostlarıma, bütün çevreme, İnan hocama kendinizi teslim edin. Önce Allah'ın izniyle artık başka bir şey düşünmeyin diyeceğim. Ama hani dedin ya böyle şey çok güven veriyor değil mi? A planı, B planı, C planı, evet, D planı, hocam. Z planı. Ona hayran kaldım. Sizde A, B, C, D her plan var. Yani tek bir çözümle yok bir bantlamayı bilmem ne demiyorsunuz. Hep çözüm üretiyorsunuz. Alternatifleriniz çok fazla. Bu bizi çok etkiledi. Gerçekten, çok etkiledi. Yani. Ve sizi bulmamızda bize vesile olan bütün arkadaşlara da minnettarım. Çok sağ olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olsun. Ama tabii ki aslına bakarsan senin yaşadığın sorun çok ciddi tarihi bir sorundur. Evet. Pek çok insan özofagus varis kanamasından hayatını kaybediyor. Günümüzde endoskopik yöntemler çok gelişti. Ve endoskopik yöntemler sayesinde bant ligasyonlar 3, 5, 8 defa bant ligasyonu yapılan peş peşe hastalar var. Peşi sıra karaciğer nakli şansımız çok iyi artık. Günümüzde çok başarılı karaciğer naklileri. Özofagus varis kanaması çok sıkıntılı bir durum. Şöyle söylemek isterim. Eskiden özofagus varis kanaması olduğunda neler üretmişler? Mesela bir Sandstaken Blackmore tüpü vardır falan. Böyle adamı uyutursun, karnına götürürsün midesine. Sonra midesinde bir balon vardır, top gibi onu çıkarsın. Sonra da böyle uzun balonlar var ya, yemek borusu içinde bir balonu vardır uzun. Onların hepsini şişirirsin, böyle şişirmiş olarak kanamayı durdurmaya çalışırsın. Gerçekten yani. Şimdi onu durdurmaya çalışırsın. Çok şişirdiler kanamayı durdurayım diye. Çok şişirince bu kadar yemek borusu, nekroz olur, o basınca baskıya bağlı olarak, bası yarası gibi. Az şişirsen kanama olur. Ondan sonra şimdi günümüzde tipsler gelişti. Yemek borusunun yine karaciğerin içinden. Ama tips taktığında, şimdi senin karaciğer zaten sınırlı. Tips taktığında karaciğer yetmezliğine gidecek bir de ensefalopati var. Ondan sonra endoskopik yöntemle 3 defa denenmiş. Üçüncüde 3 gün komada, hastaneden yoğun bakımda bilincin kapalı kalmışsın. Bir daha kanasa %100 ölecek. Bir kaybedecek diye korkuyordum evet. Zaten. Ondan sonra o yemek borusundakileri endoskopik yapmak mümkün ama fundustakileri yapamıyorlar. Evet. Özellikle onları tabii evet. Kanama. O yüzden bu fundustaki özellikle varis kanamaları senin gibi hayata tehlike oluşturan varis kanamalarını bu çok kolay bir şekilde bu ameliyatlar alternatiflerle yapılabiliyor. Nitekim daha eskilerden bu ameliyatlardan çok korkuyor. Neden? Ligaşür yoktu, koter yoktu, bipolar yoktu, klipsler yoktu, teknolojik cihazlar yoktu. Yazık cerrahlar girip öyle eliyle bağlaya bağlaya durduracağım diye uğraşır. 20 ünite, 40 ünite kanlarla oralar tamir edeceğim diye uğraşır. Ondan sonra bir bakarsın hasta yoğun bakımlarda sürülmüş. Ama ne oldu ben şimdi senin videonu yayınladım. Ne oldu videonda bir damla kan yok. Bir de hiç yoğun bakım da yok. Hiç yoğun bakım da yok. Direkt yani adeta endoskopi kadar vakit aldı. Evet hocam. Damarların tamamını kontrol almadık. Ayrıca dala giden damarı da bağlama fırsatı elde ettik. Şimdi trombositlerin de kontrolünde olacak. Çok iyi hocam. Kafanda rahatladı bak şimdi. Çok evet. Beynin açıldı değil mi? Aynen hocam aynen. Çok mutlu. O kadar mutluyum ki. Evet. Çünkü o dala giden damar bu durumda perfüzyon sıkıntısı yüzünden genişliyor. Genişlediği zaman çok kan gidiyor. Çok kan gidince zaten şişkinlikle birlikte sürekli bir ensefalopati. Evet. Onların hepsi bizim önümüzde engel. Eksik olmayın hocam. Yani sizin o müthiş planlarınız yani zaten bizi çok etkilemiş. İzmir'de ben hiç hangi profesöre gittiysek bu şekilde bize farklı alternatifler sunmadılar. Bant ligasyon oldu. En son karaciğer nakli dediler yani. En son karaciğer nakli. Bak hocam diyor ki
Belki de karaciğeri yenileyeceğiz. İnşallah. Belki karaciğere ihtiyaç olmadan idare edilecek. İdare edeceğiz. İnşallah. Evet. Artık zaten hocam biz artık sizin elinizdeyiz. Evet. Her zaman. Aynen. Yani Allah'ın izniyle sizlerle başlayalım. Allah'tan sonra kurtarıcımız siz oldunuz evet, gerçekten. Evet, evet. Size minnettarım. Hayatınız boyunca Allah ne istiyorsanız gerçekten size nasip etsin. İnşallah. Gerçekten. Siz çok güzel, çok, çok hayır dualar biliyorsunuz. Mükemmel bir insansın. Estağfurullah. Bunu kalpten söylüyorum hocam. Estağfurullah. Vallahi. Estağfurullah. Beni hayata siz döndürdünüz. Cenab-ı Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkürüm hocam. Evet. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Bu arada Murat da çok sağ olsun. Dostlarımız bilirler, takip edenler. Murat Balcı da sadece sanatçı olmasının yanında değil, aynı zamanda çok hayırlı bir evlat. Çok. Yani pek çok sanatçımız tabii ki onlar da hayatlarında başarılar diliyorum ama hani vardır ya İstanbul'a gittikten sonra ailesini unutur falan. Hocam oradaki işlerini... İzmir çocuğu işte. Bak. İzmir çocuğu. Çok duyarlı. Oradaki işlerini hallediyor. İlk uçakla buraya geliyor. Evet. Bakın bugün gidecek. Salı akşam yine burada. Evet. Yani o kadar hayırlı bir evlat. Hatta o da dedi, Ünal hocamın dedi, baş masası benim orada. Evet. Hazır baba dedi. Evet, gideceğiz ekiple evet, birlikte evet. Çeşme'ye. Sizi ekiple beraber ağırlayacak bekliyor evet. Yani. Kızlarımı da göndereceğim. Evet, evet, bekliyor. Bekliyor. Süpersiniz, harikasınız. Çok, çok motive edici ve de... Tıp adına da keyif verici. Tabii bunları ben bu alternatifleri tek başıma beynimden üretmiyorum. Bizim arkada 20'den fazla profesör var. Konseyleri topluyoruz, tartışıyoruz. Sizin ameliyatın kararını verdik ama 20'den fazla hoca da olur dedi yani. Tips hocası da ameliyat kararı verdi. Endoskopistler yeniden denemeyeceğiz dedi. Karaciğer nakli ekibi olarak dedi ki karaciğer daha idare eder dedi. Ondan sonra medikal tedavi olarak ne yapabilir dediğimizde risklerini konuştuk. Hemen bir bakıverdiğinde masada seninle ilgili gene ondan fazla alternatif tartışıldı. Bakın görüyor musun? Anlatabiliyor muyum? Hadi ben karar verdim ameliyat yapacağım denmedi yani. Denmedi. Hocam bir de Murat bana söyledi. Arkadaşı İstanbul'dan gümüş suyu ile ozon yağı evet. diye bir şey söylemiş. Şimdi onların hepsi böyle küçük küçük şeyler, teklifleri biz kabul ediyoruz ama dikkatle ve bilinçli gidelim diyoruz. Hmm. Mesela biz de ozonu kabul ediyoruz, vitamini kabul ediyoruz vesaire ama biz bunların hepsini çok dikkatle bilinçli gidelim diyoruz. Hocam ne diyorsun? Tabii siz, siz yani itiraz etmiyoruz ama her şeyin bir dünyada yani eğer inanıyorsanız dünya bir denge üzerine yaratılmış. Her şeyin bir şeyin dengesi var. Hayatın dengesi var, doğadaki şifanın dengesi var. Tabii. Sen gidersen sadece gümüş suyu, gümüş suyu, sadece ozon ozon, ona saplanır kalırsan olmaz. Tabii. Mesela sadece dua dua yapsan da sana adam şifa vermiyor, iyi vermiyor. Tabii yani. Canım, tabii. Hem modern tevekkül olacaksın, hem modern tıbbı evet, yapacaksın. Evet, evet. Doğru değil mi Cüneyt? Doğru, doğru, çok doğru. Yani. Hem sadece modern tıpla da iyileşemezsin. Modern tıpla adam tamir edersin, araba gibi. Ama adamın hem sosyolojisi, hem beyni, hem zihni tamir olmaz, adam depresyondan çıkamaz. Çıkamaz. Değil tabii, mi? Tabii. O yüzden onların hepsinin bir dengesi var evet. yani. O yüzden teklif edilen şeyleri ben hep bir denge unsuruna göre... Biz size danışmadan hiçbir şey yapmayacağız. Estağfurullah, olur mu birlikte? Evet. Evet. Çok sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Çok İyi çok minnettarız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki sizi bulmuşuz, evet. tanımışız. Evet. Sevgili dostlar, üstadımızın özefagus varisi nedeniyle son 1,5 aydır yoğun bakımlarda ve genel durumu çok düşkün, bilinci olarak kapalı kalmıştı. Ve endoskopik yöntemlerle yemek borusundaki kanama kontrol altında anlamamıştı. Çünkü yemek borusunda değil, midenin fundus dediğimiz tavan bölgesindeydi. Oraya bant ligasyon yapmak neredeyse imkansızdı çoğu zaman. Çünkü çok geniş bir alana da varis oluşur. Ama neyse ki hızlı bir şekilde organize olduk. Konseyimizde, hocalarımızda çok eski devaskülarizasyon ameliyatını modifiye bir şekilde splenik arteri de bağlayarak modifiye Shigura değil, Shigura'nın o özefagus'a herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü özefagus'ta çok belirgin varisten daha ziyade fundustaydı varisler. O yüzden splenik arteri bağlayarak, yani dalağa giden ana damarı bağlayarak daha sonra oradaki tüm damarları, benleri ince 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 çalışarak kapattık. Ben dün videosunu yayınladım gece. Merak edenler
bizim YouTube kanalında Barış Kanamaz videosu diye bakabilirler. Hepinize geçmiş, gelmiş geçmiş olsun. İnşallah Barış Kanamaz'dan muzdarip olmazsınız. Yani Allah göstermeseniz boğazınızdan oluk oluk kan gelmesi hem psikolojik olarak hem insanı hani korkutması açısından bile tarifsiz bir şey aileyi. İyi ki eşi yanı başında gördüğünüz gibi biz yani çok insan biliyoruz evde yalnız kalanlar ya da başka insanlardan uzak olan yerlerde aniden bu kanama başladığında kalp krizinden daha tehlikeli olduğunu biliyoruz. İyi ki hastaneyi yetiştirebilmişsin. İyi ki koşabilmişsin. Yani o üç kanama da hastaneye yetiştiremezsen gene bugün burada değildin. Bunların hepsi çok önemli. Ezofagus varisi, mide fundus varisi deyip geçmeyin. Çok dikkatli olun. Ender bir vaka. O yüzden hem de röportaj yapmak istedim. Çünkü bu ameliyattan sonra da hastalar yoğun bakımlarda kalır, bilinci kapalı kalır. Uzun günler. Ama dün ameliyatını yaptık. Bugün de burada röportaj yaptık. Evet. Yarın da denize gidersin. Hocam, hocam çok sağ ol. Poçayı zaten sürekli biraz poçayı geliriz biz de. Bekleriz sizi. Bekleriz. Bizim için müthiş bir şey olur. Gerçekten. Orada çok doktor yaparız. Arkadaşlarımız var bizim zaten. Çok Hülya doktor başta arkadaş. Hülya Hanım falan var. Hülya Hanım'a da selam olsun. Çok mutlu oluruz sizi ağlamaktan hocam. Sağ olun. Vallahi. Sağ olun. Çok sağ olun. Gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkürler hocam.